Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Bir bir, bir denklemler konumuzla beraberiz. Matematikteki 17. dersimize hoş geldiniz diyorum. Şimdi sizinle beraber gerçekten de çok önemli bir konu olan zaten 7. sınıfta öğrendiğimiz bir bilimleyenli denklemleri tekrar edeceğiz. Ardından da bu sene öğreneceğimiz konu başlıklarına bakacağız. Bu sene mesela paydalı bir bilimleyenli denklemleri nasıl çözeceğimizi öğreneceğiz. Birazcık işler dışarı çarpımı ve benzeri var. Birinci dereceden bir bilimleyenli denklemler ve denklem kurma problemlerini beraber bugün yapacağız. Bugün işleyeceğimiz konu başlıkları da bunlar. Ve tabii ki Tonguç Kap heyecanımız tüm hızıyla devam ediyor ve burada... Tüm dersler Soru Bankamızdan Dinamo ve Zoru Bankamızdan da ödevlerimiz var, görevlerimiz var. Bu görevleri artık sizinle beraber farklı bir şekilde takip ediyoruz. Gün gün her dersten ödevimiz, görevimiz olabiliyor ve bunu yaparken de hemen şunu vermek istiyorum size. Tonguç Kap'ta, Tonguç Kap'ta tüm dersler Soru Bankası'ndan. Test 15'i matematik kısmında tabii ki. Ardından Dinamo Soru Bankamızdan, Dinamo Matematik'ten 48 ve 49. testi ve Zoru Bankamızdan da test 56'yı çözmenizi istiyorum diyorum ve hemen uzatmadan dersimize geçiyorum. İkinci dönem planlı programlı olmak isteyenler. Buraya! Yazılılardan yüksek not almak isteyenler Okul derslerini eğlenceli hale getirmek isteyenler O zaman Tonguç Kap 3. Ayşe. Sezon heyecanında sen de yerini al. Şimdi Tonguçakademi.com'a gel, ücretsiz kayıt ol, takımınla birlikte bu maceraya katıl bir bilmeyen denklemler yani denklem dediğimiz içinde x olan ifadeler nasıl çözülür? Ama denklem dediğimiz şeyin asıl şeyi aslında içinde x olup ve bir şeye eşit olan ifadelerde ben x'i nasıl bulurum? Denklem nasıl çözülür demek x'i bul demek aslında bu kadar basit yani bana denklem nasıl çözülür derken x'i bulur musun lütfen ben bulmaya çalışıyorum bu bilinmeyen bu değişken dediğimiz x nedir diye soruyor bana mesela x eksi 5 eşittir 12 ya ne hangi sayıdan 5 çıkarsa 12 eder demek bu eşittir demek aslında bunun buna eşit olması demek. Bu dediğimiz şey ne? Hangi sayıdan 5 çıkarsa işte burada yapmamız gereken şey biz bunu kafadan yapabiliriz zaten çok basit. 17'den 5 çıkarsa 12 çıkar. Yani x dediğimiz şeyin taktiğe 17 olduğunu ben söyleyebilirim ama bunun bir çözme taktiği var. Bu kadar basit vermiyorlar bize diyorlar ki 4x-3 eşittir 15 artı 3x. Bunu çöz diyor x'i bul diyor o zaman bizim burada bir yöntem geliştirmemiz gerekiyor. Bu yöntemde çok basit bilinmeyenler bir tarafa sayılar bir tarafa toplanıp x yalnız bırakılır. Yani aslında bunun Türkçe meali Türkçe açıklaması x'i yalnız yalnız bırak. Bu denklemde de x'i yalnız bırakmak demek şu demek x eşittir şu x eşittir e, bu x eşittir. Neyse burada aslında x'i yalnız bırakmak demek x'i bulmak demek. Zaten bizim amacımız idi Denklem nasıl çözüldü? De x'i bulmak Hemen yapalım. 4x eksi 3 eşittir. Eşittir demişti. 15 artı 3x. Şimdi biz denklem çözerken bu denklemin bir sol tarafı var diyoruz. Bu eşitliğe göre belirleniyor. Bir de sağ tarafı var diyoruz. Hemen yedinci sınıfı hatırlayalım. Şimdi yedinci sınıfta aslında sağ tarafa da sol tarafa da aynı şeyler eklenir. Sağ taraftan da sol taraftan da aynı şeyler çıkartılır. Sağ tarafta sol tarafta aynı şeye bölünür gibi bazı temel şeyler öğrenmiştik. Şimdi bizim burada yapacağımız şey aslında birazcık daha ötesi birazcık daha komplike öğrenelim. Çok daha aslında bu daha hızlı yapmamızı sağlayacak. O da çok basit. Mesela burada 4x var bu artı 4x demek. Burada 15 bu, bu artı 15 demek bunlar zaten artı eksi. Şimdi eğer biz bir ifadeyi sağdan sola yani tarafını değiştireceğimiz bir hamle yapıyorsak Burada yapmamız gereken şey işaretini değiştirmek. Mesela artı 4x var. Burada artı 3x var. Ben artı 3x'i alıp x'leri bir tarafta toplamak için bu tarafa atarsam artı 4x bu artı da bu tarafa geçerken işareti değiştiği için eksi 3x oluyor. Sonrasında buradaki eşittir aynen kalıyor. Buradaki eşittir aynen kalıyor. Burada zaten artı 15 vardı. Bunun başına ben artıyı bilerek koydum kendi yani anlayalım ne olduğunu diye. Bu eksi 3'ü de alıp sağ tarafa yani diğer tarafa geçirirsem o zaman ne oluyor? Eksi 3 karşıya geçince artı 3 oluyor. O zaman konu bitti. 4x'den 3x çıkarsa 1x yani x x 1 x de yazabilirim x de yazabilirim fark etmez 15 artı 13 de 18 al sana x eşittir 18 x'i yalnız bırakmış oldum denklem çözümü bu şekilde şimdi hemen 7. sınıfta öğrendiklerini tekrar ederim eşitliğin her iki tarafı aynı sayı ile çarpılıp bölünebilirdi hatırlıyorsak mesela 4 x eşittir 12 demek aslında bu çok önemli bir mantık 4 çarpı x demek 4 x mesela 5 x demek 5 çarpı x demek bunu lütfen bilelim e, burada mesela şöyle bir şey yaparsak 4 çarpı x'ten bu 4'ten nasıl kurtulabilirim? X'i nasıl yalnız bırakalım dediğim zaman her iki tarafı 4'e bölüyordum. Ve o zaman 4 çarpı bölü 4 birbirini götürüyordu. O zaman ne çıkıyordu sonuç? X eşittir 3 çıkıyordu. Mesela aynı şey burada olursa her iki tarafı aynı sayıya bölüp aynı şekilde çarpabilirim. Mesela sol taraf burası burası sağ taraf eşitliğin. Bu sol bu sağ. Her iki taraf dediğim şey aslında bunlar. Bu sol tarafı 3 ile çarpıyorum. Sağ tarafı da 3 ile çarpıyorum. Çarpı 3 ile bölü 3 birbirini götürüyor. Ve burada sadece x kalıyor. 6 kere 3 de 18. x eşittir 18'i bulmuş olduk. Aynı şeyi buradaki işlemde yapmaya çalışalım. Ama ne alaka diyeceksin? Şimdi demin öğrendiğimiz şeyi hatırlayalım. x'leri bir tarafta topla. Normal sayıları bir tarafta topla. Hadi bakalım yapalım. 5x artı 6 eşittir 2x eksi 18. Hemen denklemin burası solu. Burası sağ diye bir görmeye çalışalım bakalım. Denklemin Buradaki solundaki ifadeler artı 5x artı 6. Burada sağındaki ifade artı 2x eksi 18. Şimdi ben bir kere x'leri bir tarafa toplayacağım. Sol tarafa toplayayım x'leri. O zaman bu artı 2x'i sol tarafa geçireyim. Artı 5x vardı. Artı 2x sol tarafa geçerse eksi 2x etti. Sonra eşittir meşhur eşittir zaten denklemin denklem demek aslında denklik işareti matematikte şudur. Ama aynı zamanda eşitlik ve denklem diye de tabir ettiğimiz eşittir işareti budur. İşte denklem ve eşitlik aslında birbirine çok benzer kavramlardır. O yüzden denklem dediğimiz şey de aslında bir eşitlik olduğu için biz buna denklem diyoruz. Devam ediyorum. Burada Artı 6'yı da artı 6'yı da bu tarafa geçirelim lütfen. Burada eksi 18 vardı zaten hali hazırda. Bu artı 6 6 diye geçti. O zaman ne oldu? 5 elmadan 2 elma çıkarsa 3 elma eşittir. Eksi 18 eksi 6 eksi 24. Her iki taraf burada dikkat edelim. 3 x demek 3 çarpı x demek. Her iki taraf 3'e böldüğüm zaman taktuk x eşittir. Eksi 8 çıktı çünkü eksi 24'ü 3'e böldüm. Eksi 8 çıktı diyorum. İşte o zaman son durumda ne çıktı? X'in değerini buldum. Yani denklemi çözmüş oldum. Aslında bu kadardı. Şimdi sana geldi sıra. Şimdi ne yapacaksın? Sıra sende. Sen bunu çözmeye çalışacaksın. Hadi bakalım çözebilecek misin? Durdur videoyu çözmeye çalış. Acaba aynı sonucu bulmuşsun. Hadi bakalım o zaman çözemeye başlayalım. Bir kere parantezli ifadelerde... Burada hiçbir şey yoksa bu çarpma demekti. Burada hiçbir şey yoksa bu çarpma demekti. Ve bu çarpmanın da manası içeriye dağıt demekti. Bak bunları böyle dağıtıyorum. Dikkat et. Bu hiçbir şey yazmıyorsa başında artı beş vardır. Bu başında zaten eksi vardır. Bunları dağıtacağız. Şimdi o zaman diyorum ki... Artı 5 ile x'i çarpıyorum. Hemen yapıyorum. Artı 5 x. Artı 5 ile x'i 1'i çarpıyorum. Eksi 5. Artı ile x'in çarpımı. Burada eksi 2 ile... Burada hiçbir şey yazmıyor ama... Bu x demek aslında. Eksi 2... Artı x demek. Eksi 2 ile x'i çarpınca eksi 2 x. Eksi 2 ile artı 3 çarpınca eksi 6 etti. Eksi ile artının çarpımı eksidir. Ve son durumda eşittir 10 aynen duruyor. Şimdi artı 5 elma, eksi 2 elma, 3 elma... Ee, burada da şöyle bir şey yapalım. Ya kardeşim denklemin sol tarafı burası sağ tarafı burası. Eksi 5'i karşıya eksi 6'yı karşıya atalım. Ve bunlar artı diye geçecek tabii ki. 10 zaten burada duruyordu. Eksi 5 karşıya geçince artı oldu. Eksi 6 karşıya geçince artı oldu. Dolayısıyla 3x eşittir kaç çıktı? 21 ve 3x demek aslında 3 çarpı x demek her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman da taktuk x eşittir 7 çıktı işte resmen puzzle çözer gibi teker teker bu x'leri bulabiliyoruz x'in 7 olduğunu bulabiliyoruz bu arada bununla alakalı şöyle bir şey yapabilirler çözüm kümesi nedir diyebilirler. Böyle bir şey görünce hiç şaşırmayın. Aslında çözüm kümesi demek X'in kaç olduğunu bize soruyor demek. Bu da aklımızın bir köşesinde kalsın. Bu arada hızlanma kampımız başlıyor. 4-8 Mart'ta çok az kaldı. Hızlanma kampımızla alakalı ee, çok güzel duyularımız olacak yine ve hızlanma kampımızda sizinle beraber harika bir program bizi bekliyor ve hızlanma setimiz de hazır hızlanma denemelerimiz var içerisinde dörtlü hızlanma denemelerimiz var aynı zamanda paragrafons kitabımız var paragraf yani Türkçedeki asıl problemin olduğu noktayı çözmeye çalışıyoruz bu kitaplar ve buradaki uzun sorularla sınav modelindeki sorulara alışkanlığımızı arttırıyoruz diyoruz ve LGS Matik dediğimiz matematik denemeleri Türkiye'de tek LGS matematiğe yönelik sadece buna yönelik kolay düzey, temel düzey, sarmal denemelerin olduğu aynı zamanda farklı farklı denemelerin yanında bir de özel testlerin de olduğu süper bir deneme kitabı ama sadece ve sadece matematiğe özel. Burada da gördüğünüz gibi orta düzey yeni nesil soruların içerisinde bulunduğu. Aynı zamanda zor düzey yeni nesil soruların içinde bulunduğu. Ve hepsinin zaten çözümü otomatik var videolu bir şekilde. Burada da tam denememizde bütün aslında LGS'de matematik adına çıkabilecek yeni nesil soruların her birisini halletmiş oluyoruz diyoruz ve bunların yanında hızlanma setimizin yanında da bu da bizim aslında hediyemiz ana denemelerinde hediye olarak veriyoruz diyoruz. Dört kitaplı bir set diye düşünebilirsiniz. Şimdi hadi bakalım fazla uzatmıyorum. Hızlanma kampımız da çok yakında başlıyor diyoruz ve bu sene göreceğimiz asıl baş. Aslında rasyonel denklemler yani biz e, geçen sene zaten görmüştük bir bilmeyen denklemleri ikisi bulmayı öğrenmiştik demin gördüklerimizi aslında öğrenmiştik ama şimdi de. 8. sınıf kazanımlarında rasyonel denklemler nasıl çözülür ona bakacağız. Şimdi A bölü B eşittir C bölü D şeklinde bir orantı olsa ben bunu çözmek için içler dışlar çarpımı denilen bir metot kullanıyorum. Ve bununla bunu bununla bunu çarpıyorum. Böyle çarpı yapıyorum aslında. Bununla bunu bununla bunu çarpınca birbirine eşit oluyor bunlar aslında. A ile D'nin çarpımı B ile C'nin çarpımına eşit oluyor. İşte ben aslında bu sene bunu kullanacağım. Mesela karşımıza şöyle bir şey var. 2x artı 1 bölü 3 eşittir x artı 1 bölü 2. Böyle bir şey varsa hemen diyorum ki içler dışlar çarpımı kullanırım kardeşim. 2 ile 2 ile 2x artı 1'in çarpımı eşittir 3 ile x artı 1'in çarpımıdır diyorum ve bu denklemi çözüyorum. Denklem çözümü zaten basit. X'i yalnız bırakmaktı. Şunları bir ilk başta bir açalım bakalım lütfen. Bunları açtığımız zaman işler birazcık daha çözülecek. 2 ile 2x'in çarpımı 4x artı 2 ile 1'in çarpımı 2 eşittir. 3 e, x artı 3 etti sonrasında diyorum ki ya kardeşim bu aslında artı 4x bu da artı 3x ve x'leri bir tarafa toplamak için e, artı 3x'i bu tarafa atıyorum artı 2'yi de bu tarafa atıyorum e, normal sayıları bir tarafa topluyorum şimdi artı 4x zaten vardı burada artı 3x karşı, eksi 3x diye gitti eşittir artı 3 zaten vardı burada e, artı 2 karşıya eksi 2'ye gitti ve x eşittir tak diye 1 çıktı. Şimdi x'i bulmuş olduk. Şimdi burada bakalım. Burada bir şey yok ki ama altında bir şey yok. Bunun altında aslında görünmez bir 1 vardır. Dolayısıyla burada işler dışarı çarpımı yaptığım zaman yine aynı şey olacak. 1 ile x eksi 1'in çarpımı x eksi 1'dir. 6 kere 3 18'dir. Ve bu eksi 1'i karşıya gönderdiğim zaman x eşittir. 18 artı 1 x eşittir. 19 alsana denklemin çözümünü bulmuş olduk. Bunda da yuvarlak işlem alalım cevabımızı bulmuş olduk diyoruz. Ve işli dışlı bir soru yapalım sizinle beraber o da şu. Aslında illa demin gösterdiğim gibi bir şey bölü bir şey eşittir bir şey bölü bir şey olmasına gerek yok. Burada eşitliğin çözümünü bulmak istersek ilk başta diyeceğiz ki ya kardeşim bu paydalı bir ifade bunu bir yalnız bırakalım. Bu eksi 5'i eksi 5'i denklemin sol tarafı burası sağ taraf burası ya bunu karşıya gönderelim. X artı 2 bölü 3 eşittir 13 zaten burada vardı bu eksi 5 karşıya geçerse işareti değişiyor. Artı 5 oluyor. Yani saf değiştirdiklerinde yani soldan sağa sağdan sola geçtiklerinde işaretleri değişiyor. Artıysa eksi eksi ise artı oluyor. Bunu öğrenmiştik Şimdi hemen buradan ne çıktı sonuç? x artı 2 bölü 3 eşittir 18 çıktı. E bunun altında görünmez bir payda vardır bir. Bunları içler dışarı çarpımı yaparsak x artı 2 eşittir 18 çarpı 3 54 çıktı. Ve x eşittir bu artı 2'yi karşıya geçirdiğim zaman eksi 2 diye geçer. 54 eksi 2'den x eşittir 52 cevabımıza ulaşmış olduk. Peki bu sadece bu şekilde mi yapılır? Şimdi farklı yöntemleri de bir öğrenelim bakalım. Bir kere... Ee, daha karışık işlemlerde bazı metotlar var. Onlardan bir tanesi de bütün paydaları eşitlemek. Bütün paydaları eşitli, eşitleriz. Sonrasında eşitlenmiş paydaları silip işlem yapabiliriz. Mesela ne demek ya bu? Bak burası karışık bir işlem. Burada artı var. Şimdi ben bunu nasıl yalnız bırakacağım? O zaman diyeceğiz ki ya bu ifadeye bir kesirli sayı gibi bakalım. Bu ifade bir kesirli sayı olsun. Bu da bir kesirli sayı olsun. Bu da altında bir şey yazmıyor ama görünmez bir, bir vardır her tam sayının altında ve bu da bir kesirli sayı olsun. Şimdi bütün bu işlemdeki, bu bütün bu kesirli sayılardaki paydaları aynı hale getirelim. Çünkü o bizi karıştırıyor bak 4 var, 3 var, 1 var. Bütün paydaları aynı yapalım ki rahatlıkla işlem yapabilirim. Hepsi birbirine benzesin bir bakalım ilk başta. Bunların paydaları bunu 3 ile genişletirsem, bunu 4 ile genişletirsem, bunu da 12 ile genişletirsem birbirine eşit olur. Şimdi burası challenge'in kısmına geldik. Şimdi 3 ile x'i çarpacağız. Bak 3 çarpı parantez içinde x yazıyorum. Niye böyle bir şey yazdın hocam? 3 x yazsana. Hayır bir an anlamı var bunun aslında. Şimdi devam ediyorum. Bölü 12. Artı. Ondan sonra 4 ile x eksi 1'i çarpıyorum. 4 çarpı parantez içinde x eksi 1'i yazıyorum. Of of of. Ya hocam niye çarpmadın? Çok basit bir anlatım var. Sabret. 4 kere 3 12 eşittir diyorum. 12 çarpı 12 çarpı bunu da parantez içine diyorum ki belli olsun diye iyice abartayım diye 12 çarpı 1 12 etti. Şimdi bütün paylar eşit mi eşit. O zaman burada matematik bize diyor ki haydi Allah diyor hepsini silebilirsin diyor. Hayda ya nasıl böyle bir şey olabilir? Evet böyle bir hak veriyor. Zaten hepsinin paydası aynı. Fazla uğraşma kardeş diyor. Hepsini siliyor. Tamam o zaman sildiysek o zaman çok basitleşti işim. 3 ile x'i çarpıyorum. 3x süper. 4 ile x'i aha işte burada bunun için söyledim zaten. Bunu bunun içine bunu bunun içine bunu bunun içine dağıtmanız gerekiyor ya işte o yüzden söyledim. Burada artı 4x eksi 4 çıkıyor. 4 kere eksi 1 de eksi 4 çıkıyor. Eşittir 12 çarpı 2 de 24 çıkıyor. İşte burada artık normal bildiğimiz işlem var. 7 tane elma 7x eşittir. Bunu da eksi 4'e karşıya geçince 24 artı 4'ten 7x eşittir 28 çıkıyor. 7x demek 7 çarpı x demek her iki tarafı 7'ye böldüğüm zaman da x eşittir 4 çıktı. Al sana cevabımızı bulmuş olduk diyoruz. Şimdi birazcık daha karışık bir soruyla devam edelim. Yine dikkat sorusu burada eksiler meksiler acayip tehlikeli. Aman dikkat edelim eksi artı hatası yani aslında işaret hatası çok yapılan bir şeydir matematikte. O yüzden buna çok dikkat edeceğiz. Şimdi Paydaların hepsi farklı. Hepsini bir birleştirelim fazla uğraşmayalım. Bunu 3 ile genişletiyorum. Bunu 2 ile genişletiyorum. Bunu hiçbir şey yapmama gerek yok. Şimdi ne yapıyordum? 3 hop 2 x eksi 1'i parantez içinde yazıyorum. Aman dikkat ederim. Bölü 6 tamam. Eksi 2 ile x eksi 1'i böyle yazıyorum. Bölü 6 eşittir. Ee, burada hiçbir şey yapmıyorum. 1 bölü 6. Şimdi bütün paydaları silme hakkı veriyor bana matematik bunu verdikten sonra diyor ki aman işaretlere dikkat et. Bununla bununla burayı dağıtmam gerekiyor. Bununla burayı dağıtmam gerekiyor ama burada eksi varsa bunu böyle görmem gerekiyor. Eksi 2 ile bunu dağıtacağım. İşte burada aslında görünmez bir artı var artı 3 dağıtıyordum. Hadi yapalım bakalım 3 kere 2x 6x 3 kere eksi 1 eksi 3. Burada eksi 2 ile... Bu içeriği dağıtmam gerekiyor. Eksi 2 2x, eksi 2x, eksi 2 ile eksi 1, artı 2. işte herkes buradaki artı 2'den, eksi 2'den patlıyor. Çok dikkat edelim. Eşittir. Son durumda da 1. Bitti bu kadar. 6x, eksi 2x, 4x. Eksi 3 ile artı 2'yi karşıya atıyorum. İkisini de. Zaten 1 vardı. Eksi 3, artı 3 diye geçti. Artı 2, eksi 2 diye geçti. O zaman 4x eşittir kaç çıktı? 2 çıktı. Her iki tarafı da 4, 4 x demek 4 çarpı x demek. Her iki tarafı 4'e böldüğüm zaman bunlar birbirine götürür. x eşittir. 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 çıktı diyebiliriz. O zaman buradaki dikkat challenge'ı aslında buradaki 2 ile Çarpacağımıza eksi 2 ile çarpacağımızı bilmek. Çünkü eksi olunca işler gerçekten de sarpa sarıyor. Aman dikkat edelim diyorum. Şimdi geldik denklem kurma problemlerine. Burada bilmemiz gereken şey aslında bize bir Türkçe ifade veriyor. Yani bize verdiği bir Türkçe ifade var. Türkçe bir yazı var. Bu Türkçe yazıyı bizim matematikçeye çevirmemiz gerekiyor. Matematikçede de... Ee, ...gerçekten de e, bilmediğimiz bir şey var. O da x. Yani x'li, y'li, a'lı, b'li... ...harfli matematik ifadesine çevirmemiz gerekiyor. Hadi yapalım bakalım. Hangi sayının 5 fazlasının yarısı 18'dir? Şimdi bir kere... ...bize hangi sayının dediği anda... ...bir sayı dediği anda... ...bilmediğimiz bir nane varsa... ...oradaki ifadeye biz x diyoruz. Bitti bu kadar. O zaman hangi sayının yani x'in x'in 5 fazlasının yarısı 18'dir. Şimdi x'in 5 fazlası x artı 5 diye yazılır. Bunun da yarısı yani x'in 5 fazlasının yani bunun hepsinin yarısı o zaman bölü 2 bölü 2. Bak şimdi şuraya kadar hangi sayının 5 fazlasını maviyle yaptım. Sonra yarısını yeşille yaptım. Yeşil. E 18'dir demiş. O zaman Eşittir demek, 18'dir demek 18 dir demek, 18'e eşittir demek. Yani şu cümleyi görünce 18'e eşittir demek istiyor aslında. O zaman eşittir 18 de bu şekilde pembeyle yazdım. Yani bize aslında Türkçe verdiği, Türkçe verdiği bu e, hatta hangi sayıyı da sarı yapalım mesela şu bölgeyi de sarı yapalım, sarı alsana x. Sarının 5 fazlasının maviyle yazdım artı 5. Sonra yarısı bölü 2 yeşille yazdım. Sonra eşittir 18 dediğim şey de 18'dir dediği 18'e eşittir dediği şey aslında. Ve bunu çözebiliriz aslında çok basit. Ne yapacağız? Denklem kurma problemi. Bunun paydasında 1 var diyeceğiz. İşler dışlar çarpma yapacağız. X artı 5 eşittir 18 çarpı 2 36 diyeceğiz. X eşittir artı 5'i karşıya atınca 36 Eksi 5 diyeceğiz x eşittir 31 al sana cevabımızı bulduk 31 sayısının istersen deneyelim. 31 sayısının 5 fazlasının yani 36 yarısı yani bölü 2 18 evet 18 eşitti doğru. doğru sağlamasını da yapmış olduk o zaman cevabımız 31'miş diyoruz. Geldik buraya bir sayı ile bu sayının yarısının 3 eksiğinin toplamı 15 ise bu sayı kaçtı yuh soruya bak birazcık karışık gibi. Şimdi yine renkli renkli gitmeye çalışalım. Bir sayı ile bir sayıya bir kere sarı diyelim. Bilmiyoruz bunun ne olduğunu. O zaman bu ne diyorduk hemen? Tak diye zaten x diyorduk. Bir sayı ile. Bu sayının yarısının, şimdi bu sayı yine aynı sayı. Bu yine x. Bu sayının yarısının demiş. Ha. Yarısının 3 eksiğinin toplamı 15 ise. Şimdi bir sayı ile Tamam. Bu sayının yarısının bu sayının yarısını yeşille gösterelim. Yarısının 3 eksiğinin toplamı devam ediyorum. Diyorum ki 3 eksiği 3 eksiğinin yarısının 3 eksiği eksi 3 diye gösterdim bunu da. Kırmızıyla gösterdim. Bu ikisinin toplamı demiş. Bunu morla yaptık ama mor olmaz buraya. Bunu kiremit rengiyle yapalım. Toplamı demiş. O zaman bu ikisini toplayacağız ve e, 15 ise demiş 15 dir demekle aynı şey 15'e eşittir demekle aynı şey o zaman bu eşittir 15'miş İşte bir sayı ile bu sayının yarısının 3 eksiğinin toplamı 15'e eşittir ise bu sayı kaçtır diyor x'i soruyor bize burada yapacağımız senaryoda şu şuydu hatırlıyorsak hemen burada yapacağımız işlem aslında bunu basitleştirmek, bunu basitleştirebilmek için bunun paydasında bir vardı, bunun paydasında bir vardı, bunun paydasında vardı, bütün paydalar eşitte. 2 ile genişlet, 2 ile genişlet, 2 ile genişlet, çok basit bir şekilde çözecek. Bak 2x artı e, x, e, 3 kere 2 6, eksi 6 eşittir, 15 kere 2 30. Çünkü bütün paydalar aslında bölü 2, bölü 2, bölü 2, bölü 2 diye hepsini götürüyorduk biz aslında. Dolayısıyla bir daha yazmamıza gerek yoktu. Sonra 2x artı 3, e, x 3x eşittir. Bu eksi 6'yı karşıya atınca 30 artı 6'dan 36 etti. 3x eşittir 36'dan tak diye çarpı x demekti aslında. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman tak 3'e böldüğüm zaman burada x'in x'in aslında 12 olduğunu bulabiliyorum. İstersen deneyelim. Bir sayıyla yani 12 ile bu sayının yarısının yarısı kaç 6 3 eksiği kaç 3 e, bu ikisinin toplamı 15 evet doğru gerçekten de sağlamasında yapmış olduk diyoruz. Şimdi geldik bir alanlı sorumuza Şekilde kenar uzunlukları verilen dikdörtgen çevre uzunluğu 44 santimetre olduğuna göre çevresi 44 demiş alanı kaç santimetre kare demiş şimdi bir kere dikdörtgenin çevre uzunluğu bulurken şöyle bir metodumuz vardı. Kısa ve uzun kenarı topla 2 ile çarp. Çünkü bundan 2 tane var, bundan 2 tane var. Bu ikisini topla 2 ile çarp. Hadi yapalım bakalım. Ee, bu ikisini topladığımız zaman 5 elma, 2 elma daha 7 elma. Eksi 2 artı 3 daha artı 1 eşit. E, bunu da 2 ile çarpmamız gerekiyor pardon özür dilerim. 2 ile çarpınca bu eşittir 44 etmiş. Hemen şunu dağıtalım bakalım. Bununla bu, bununla bu. 14x artı 2 e, değil mi? Evet 2. Eşittir 44 çıkıyor ve sonrasında bu artı 2'yi karşıya geçirelim bakalım. 14 x eşittir 42 çıktı. Eksi 2 diye geçti çünkü ve sonrasında 42 çıktı. 14 x demek, demek 14 çarpı x demek 14'e bölüyorum her iki tarafı da x eşittir taktuk birbirini götürdü 3 çıktı. Şimdi x'in 3 olduğunu biliyoruz artık. Peki x'in 3 olduğunu biliyorsak şimdi yapmamız gereken şey bunların alanını bulabilmek için x yerine 3 koymak. 5 x eksi 2 nedir dersek 5 çarpı x eksi 2 demek ve x'in 3 olduğunu bildiğimiz dünyada hesaplayacağız. 2 x artı 3 de 2 çarpı x artı 3 demek. Dolayısıyla ben burada aynı şeyi yazıyorum. 5 çarpı x'i böyle 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 ve Böyle böyle şey koyuyorum böyle görünmez gibi yapıyorum artık x biliyoruz çünkü artık x'i eskisi gibi bilmiyoruz değil. 2 çarpı yine görünmez gibi yapıyorum artı 3 diyorum. x'in ...bulduğum değerini yerine yazıyorum. X kaç bulmuştuk? 3 bulmuştuk. O zaman 5 çarpı 3 eksi 2. Burası 2 çarpı 3 artı 3. 5 çarpı 3 eksi 2, 13 çıkar. 15 eksi 2'den. 2 çarpı 3 artı 3'te 9 çıkar. O zaman uzun kenarı 13'müş, kısa kenarı 9'muş, 13 çarpı 9'dan da 117 santimetre kare cevabımıza ulaşmış olduk bir otobüsteki kadın yolcuların sayısının erkek yolcuların sayısının oranı 2 bölü 3'tür diye bir başlangıç yapmış Kazukul Aziz soruda. Bu otobüse 4 kadın yolcu binip otobüsten iki erkek yolcu inince bu oran bir olduğuna göre başlangıçta otobüste kaç yolcu vardı demiş. Bir kere kazık bir soruya benziyor gerçekten de. Kadın yolcuların sayısının erkek yolcuların sayısına oranı demiyorduk. Ne diyorduk? Bunu öğrenmiştik. Bölümü diyorduk. O zaman kadın, kadın bölü erkek oranı dediğine göre birbirine bölümü 2 bölü 3'müş. Hmm. Şimdi diyorum ki böyle bir ifadede biz orantı metodunda şunu diyorduk. Diyorduk ki kadınlar kadınlar iki kat olsun. Erkekler de erkekler de bu durumda 3 kata denk gelir. Çünkü birbirine oranı 2 bölü 3'müş. Tamam. Diyor ki otobüse dört kadın yolcu binerse yapalım. 2 kat Artı dört. Ve otobüsten iki erkek yolcu inince demiş. Hmm. Ee, o zaman diyor ki üç e, kat eksi iki. Eksi iki. Tamam. Bu oran bir olduğuna göre. Yani bunları birbirine böldüğüm zaman o zaman birbirine bölümü birmiş. E tamam çok basit. E, bundan sonra yapmam gereken şey bunun altında görünmez bir varlık. İşler dışlar çarpımı yapacağım iki kat artı dört illa x yazmamız gerekiyor. X yazabildik bu arada ama şey de yazabiliyoruz. K da yazabiliyoruz fark etmez. Sonuçta bilinmeyen bilinmeyendir. 3K eksi 2. Bilinmeyenler yerinde X kullanabiliriz, Y kullanabiliriz, A kullanabiliriz, B kullanabiliriz, K kullanabiliriz, T kullanabiliriz, S kullan Herhangi bir harf olur sadece tek bilinmeyen olması önemli orada. Tek K'yi bilmiyoruz mesela burada. Burada artı iki kat artı üç kat diye düşünürsek. Şimdi burada şöyle yapalım. Bu artık 2 katı sağ atalım, bu eksi 2'yi bu tarafa atalım. Burada artı 4 vardı, eksi 2 kaçta geçince artı 2 oldu. Burada 3K vardı artı 3K, artı 2K, eksi 2K diye geçti. O zaman burası 1K çıktı, eşittir 6 çıktı. Yani 1 katın 6 olduğunu bulduk. Şimdi ne soruyor bize? Başlangıçta otobüste kaç yolcu vardı? 1 kat 6 ise 2 çarpı K, 3 çarpı K demek aslında kadın ve erkek yolcular. 2 çarpı K'de 6 olduğuna göre 2 kere 6, 12 e, 3 kere 6 18 başlangıçta otobüste 30 yolcu vardı net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Bir marangoz dükkanında bulunan dikdörtgen el prizması şeklinde keresteyi eşit uzunlukta 10 parçaya bölüyor demiş. Tamam bu marangoz keresteyi 10 yerine 8 eşit parçaya bölseydi her bir parçanın uzunluğu 3 cm daha uzun olacaktı demiş. Buna göre kerestenin başlangıçtaki uzunluğunu soruyor bize. Şimdi bir kere e, ee, kerestenin başlangıçta uzunluğunu bilmiyoruz ve biz buna bilmediğimiz ifade yerine x adını verelim. Tamam bilmediğimiz sayı eksedik. Şimdi bunu 10 parçaya böldüğümüz zaman her bir parçanın uzunluğu x bölü 10 çıkar. Mesela diyelim ki 100 santimetre diyelim. 10 e, parçaya böldüğümüz zaman 100 bölü 10 10 santimetre çıkar. Ama biz bunu 100 santimetreye 10 parçaya böleceğimizde 8 parçaya böldüğümüz zaman o zaman x bölü 8 çıkması gerekiyor her bir parçanın uzunluğu ve daha fazla çıkar. Mesela 108'e böldüğümüz zaman 12,5 çıkar. Yani burada 10 santimetre uzunluğunda bir parça burada ise 12,5 buçuk santimetre uzunluğunda daha parça. Payda küçüldükçe aslında değer büyüyor. Tamam 3 santimetre daha uzun olacakmış yani ben tabii örnek verdim 100 santimetre ama Bunda bunun arasındaki fark 3 santimetreymiş. Hangisi daha büyük? Bu daha fazla olmak zorunda. O zaman o zaman bundan bunu çıkartınca şöyle denklem kuralım bakalım. Ee, x e, bölü 8 eksi x bölü 10 çünkü bu daha fazla olmak zorunda eşittir 3'tür. Bu bir denklem oluyor. Bunun yerine başka bir şöyle bir denklem kurabilirsin. Dersin ki x bölü 10'a 3 eklersem bu olabilir dersin. O zaman farklı farklı denklemler kurabiliyoruz demektir bu. Yani illa tek bir denklem kurmak zorunda değiliz. Ama bununla bunun arasındaki fark bu olmak zorunda. E o zaman diyorum ki e hemen beraber şunu yapmaya çalışalım. Bütün payları eşitliyordum hatırlıyorsak. Bunu onla, bunu 8'le genişletelim. İstersem kırkta 40 40'ta da eşitleyebilirdim ama ben kolay olsun diye. Bunu da 80'le genişletelim. Bütün paylar 80 olsun. Bunu 10x bölü 80 eksi bunu 8x bölü 80 eşittir. 240 bölü 80 yapıp bütün 80'leri sildiğim zaman 2x'in 240 olduğunu görebiliyorum. 12'den 8 x çıkarsa her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman da x'in aslında 120 santimetre olduğuna net bir şekilde ulaşabiliyorum. İşte bu kadar basit aslında. Farklı çözüm yöntemleri de olabilir. Bir parçanın uzunluğuna x ondan sonra diğerinin uzunluğuna x artı 3 deyip de yapabilirsiniz. Ama hepsi aynı yola gelir. Sonuçta bulmak istediğimiz x dedik ve sonucu da 120 cm bulduk. Üst yüzü dikdörtgen şeklinde olan masanın uzun kenarında paralel şekilde ve aralarında boşluk kalmadan doğrusal olarak dizilen kırmızı ve yeşil kalemlerle masanın diğer kenarı arasında sırasıyla 12 cm ve 28 cm boşluk kalmaktadır demiş bize. Bir yeşil kalemin uzunluğu bir kırmızı kalemin uzunluğundan 3 santimetre daha uzun olduğuna göre. Bak burada 1, 2, 3, 4 tane kalem var. Burada 2 tane kalem var ve yeşil kalem kırmızı kalemden 3 santimetre daha uzunmuş. Masanın uzun kenarının uzunluğu kaç santimetre? Yani bize burayı soruyor diyoruz. Şimdi bizim bize sorduğu şeye x dememiz ne kadar mantıklı burada yanlış olur işte. Eğer biz buna x dersek bunu çözümlerken birazcık zorlanırız. Ama eğer biz küçük olan ifadeye x dersek yani kırmızı kaleme x dersek buna x buna x buna x buna x, buna x dersek bu da bize verdiği denkleme göre bir kırmızı kalemin uzunluğundan 3 santimetre daha uzunmuş yeşil kalem. O zaman bu x artı 3 burası da x artı 3 santimetre olur bunların uzunluğu da çünkü iki tane yeşil kalem vardı. Ve burada 28, burada 12 ve toplamları şu uzunlukla, şu uzunluk birbirine eşit olmak zorunda. Yani burada bulduğun 1, 2, 3, 4x artı 12. 4x artı 12. Aslında burada bulacağın toplama eşit olmak zorunda. Çünkü masanın uzun kenarı ediyor bunların ikisi de. Dolayısıyla x artı 3 ile x artı 3'ü toplayacağız. 2 tane x artı 3. 2 tane x artı 3. Artı 28 de masanın uzun kenarı oluyor. 4x artı 12 de masanın uzunken oluyor. Bunlar birbirine aynı zaten. O zaman birbirine eşittir diyorum ve denklem kurmuş oldum işte. Ve bunu çözerken dikkat ederim. Bize sorduğu ifadeyi x demiyorum bu sefer. Bize sorduğu ifadeyi arıyorum. Bize en küçük birime x diyerek yola çıkıyorum. En küçük birimin x olduğunu yani kırmızı kalemin x olduğunu da unutmayalım. Şimdi buradan bunu dağıtmayı hemen 2x artı 6 artı 28 eşittir 4x artı 12 diyorum. 12 diyorum ve sonrasında sonrasında artı 4x artı 2x bu artı 2x'i karşıya atıyorum. Artı 4x eksi 2x eşittir diyorum. Hızlı hızlı çözüyorum. Artı 6 artı 28 artı 34 eder zaten. 34 eksi 12 eder. Çünkü bu artı 12'yi de karşıya geçirdim. Ve son durumda 2x eşittir. 34 eksi 12, 22 çıktı. Ve her iki tarafı 2'ye böldüğümüz zaman x eşittir 11 çıktı. Bizim bulduğumuz şey, dikkat edelim kırmızı kalem cevap değil. Çünkü bize bunu soruyordu aslında. Bunu soruyorsa bu aslında neydi? 4x artı 12 veya buydu. 4x artı 12'den yola çıkacak olursak. Yani x eşittir 11 ise... 11, 11, 11, 11, 44 santimetre artı 12 santimetre daha 44 artı 12 56 santimetredir uzun kenarı diye cevabımıza oluşturabiliriz. Ve şimdi herkesi meydan okuma testine bekliyoruz. Meydan okuma testinde bugün işlediğimiz konunun ücretsiz bir şekilde kitabınız olsa da olmasa da yapacağınız soruları var. Yeni nesil soruları var. Meydan okuma tat uygulamasında güncel versiyonu indirmeyi unutmayın lütfen. Tat uygulamasına girdiğiniz zaman aslında meydan okuma butonuna tıkladığımız zaman e, Tonguç kapa bağlıydı. Şimdi değişti zaten kendi butonu var. Ve bir bilmeyen denklemlerle adında matematik filtresini getirdiğiniz zaman 8 mat 17.1 testini meydan okuma testini çözmenizi istiyorum. Hadi bakalım e, kendinizi test edin burada ve doğru yanlışlarınızı belirleyin bakalım diyoruz. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın yorumlara yollayın bakalım. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.